istiyorsun bizden? Çabuk söyle. Orhan benim ben. Aa, Selda? Evet, Selda. Ne yaptın kendine? Değiştim. Kafayı mı yedin, niye? Bugün bir benzerimi gördüm ama şimdi anlatamam, uzun hikaye. Melda kafede beni bekliyor, çıkmam lazım. Aa. Sence nasıl bir kadınım? Eskisinden daha mı güzel, daha mı sıradan? Çabuk bir yorum yap. Sen değilsin ki, ne diyebilirim? Mesela sana şunu söyletebilir miyim? Ben bu kadına ömür boyu bakabilirim ve hiç sıkılmam. Anlaşıldı, senin Ferit'le aranda yeni bir dümenler döndü değil mi, kesin? Bir şey sordum Orhan. Hayır değilsin. Çünkü dışarıda senden bir sürü var Selda. Herkes bir şekilde sıfır beden. Estetikle kaldırılmış okka gibi burunlar, büyük kalkık göğüsler, ondan sonra kaynak saçlar falan. Sıradan yani. Çok sıradan, çok. Buyurun, ne arzu etmiştiniz? Melda benim. Selda? Nasılım? Selda, bu sen misin? Sence eski halimden daha mı orijinal olmuş? Sakın bana duymaktan korktuğum şeyi yaptığını söyleme. Evet, bildim. Kendimi değiştirmeye karar verdim. Ne oldu? Benle arkadaşlığını kestin, sen de yalnız kaldın işte. Sataşmasana, konuşturma beni. Ay konuş, senden mi korkacağım? Hani sen çok popülerdin, hani hiç arkadaşsız kalmazdın? Ne oldu, bir haftadır tek başına geziyorsun? Sen kendine bak canım. Ben popülerim, bütün okul peşimde gezecek diye bir iddiada bulunmadım ama. Ay Berna var ya, sen var ya sen çok güvenilmez bir insanmışsın. Ben mi? Ay ben mi? Yok ben. Ay inanamadın mı canım? Bak, okul başladığından beri seni bir tek ben çekiyorum. Kimse seninle 30 saniyeden fazla diyalog bile kuramıyor. Şimdi ben mi güvenilmez oldum? Berna, sen durup dururken arkadaşımızı askıya aldın. Beni yarı yolda bıraktın. Evet, çünkü ruh sağlığım için gerekiyordu bu canım. Senin okulun başından beri Selim'ini, babanın neler aldıklarını falan dinliyorum. Yeter artık. Ne oldu? Sizde yok diye gücüne mi gitti canım? Ha? Hem ayrıca bundan sonra kusura bakma, pardon, daha mütevazı olurum. Mütevazı değil ama canım, mütevazi. Of! Döneksin işte. Mütevazı, 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 zi, mütevazı, mütevazı. İşte bu kadın. Arkası dönük, göremiyorum. Arkadan bile aynı değil miyiz? Nereden bileyim? Ha şimdi bak. Ay gerçekten. Aynı. Korkutucu değil mi? Sokakta görsem sen sanırım. Burada yaşıyor, İstanbul'da. Hem de burnumuzun dibinde. Şimdi beni anlıyor musun? Asla bana bu kadar benzeyen bir kadınla aynı gezegende yaşayamam ben. Bu halde de kalamazsın. Yani sen gibi değilsin Selda. Kendime aynaya bakmaktan mutlu olacağım. Özel bir yüz ve vücut oluşturacağım. Onun eşi benzeri olup olmadığından emin olup öyle kalacağım. Vallahi süpersin amca. Ne kadar marifetliymişsin öyle. Bir de bana bak. Ah lan şu Ferit benim böyle kalmama izin verecek var ya. Kraliçeler gibi yaşatırım sizi valla. Her akşam ziyafet çekerim, ziyafet. Yalnız bu mangal sanki bizim için değil de... hani daha çok Begüm Hanım içinmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum. Biraz da öyle canım. Aşık oldum ona Ayşegül, aşık. Seviyorum. Ya amca, yani yeniden kedi olup üzülmeni ben hiç istemiyorum. Kedi olduğumu da tekrar tekrar hatırlamayı da ben istemiyorum Ayşegülcüğüm. Tamam peki. Aa, halamlar geldi. Dur ben bakayım. Peki. Hop, kedi kaptı ciğeri. Tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ayşegül. Uhu, hello. Benim canım. Ben bu sesi tanıyorum.
Tanıman çok doğal çünkü her gün duyuyorsun. Selda halam. Bingo. Ama bana Orhan amcam sarışın olacak demişti. Bu sefer esmer olmaya karar vermiş. Hayırlısı olsun. Yemek hazır. Aa, bahse girerim bu Selda. Herkese merhabalar. Seda yok mu? Kız Mehtap. Taş gibi olmuşsun vallahi taş. Benim de terbiyesiz. Senin yüzünden. Ferit, ne oluyorsun? Bırak canım rahatlasın. Deşarj olsun Mehtap. Sakin ol. Kendine gel lütfen. Bu ses. Kulaklarıma inanamıyorum. Bu kadın ses Sevda'nın sesi mi? Evet. Ya. Nasıl yani? Eşsiz bir kadın olmaya çalışıyorum. Hadi oğlum. Gel benim. Müsaadenizle. Neredesin sen Sevda? Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yaptığını sanıyorsun. Eşi benzeri olmayan bir kadın olmaya çalışıyorum. Bu ne kılık, bu ne hal? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Kendini değiştireceksen bile böyle basit görünmemelisin. Ne? Ne? Bana bu halim çok karakteristik geldi. Son derece ucuz ve hafifsin canım. Bana tıpatıp benzeyen o kadın da öyle görünüyordu ama sen ona baktın. Geri başlama Selda. Sonsuza kadar kafana kakacağım. Madem bunu beğenmedin, kendime başka bir yüz, başka bir vücut oluşturacağım. Giderek ne kadar kompleksli bir kadın olmaya başladığının farkında mısın sen? İnsanın senin gibi bir nişanlısı olursa tabii komplekse girer. Beraber olduğumuzdan beri güzel ol, eşsiz ol, bilmem ne. Bundan başka bir şey duymadım ki senden. Tabii ki. Sözlerimin arkasındayım, merak etme canım. Ben beni tamamlayan bir kadınla mutlu olabilirim. Ancak o kadar ciddiye alırım. Ve karım dediğin kadın güzel olmalı, öyle mi? Artık bir defa seni sevmiş bulundum. Ne yani? Sana benzeyen bir kadın gördüm diye seni sevmekten vaz mı geçeceğim? Yok Ferit Efendi, ben seni tanıyorum. Bugün öyle, yarın başka. Ben oralarda bir yerde bana benzeyen bir kadın olduğunu bilerek yaşayamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.